Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Biz bugün biraz daha iyi uyuduk arkadaşlar. Biraz daha uzun süreliydi Lavenin uykuları. Kapat yüzünü. Kapat. Beyefendi de 6.30'da uyandı. Annem şöyle kahvaltı hazırlamış. Şu demirin çayı. Açık çay. Heveslendi. Çay içmek istedi. Kahvaltı da hazır. Geçen anne buraya gelmeden önce şöyle çöreklerden yapmış. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Besmeç diyoruz biz bunu. Bilmiyorum, bazıları katmer diyor. Sivaslılar genellikle katmer diyor. Yağlama diyenler var. Buzlukta da var. Tamam. Sana da sütten gelecek, tamam. Sütten göndereceğim sana da. Arkadaşlar, yeni doğan çekimimiz var ve benim sadece 15 dakikam var. 15 dakika içerisinde hazırlanmam gerekiyor. Demirciğimi uyuttuk. Annem uyuttu onu. Ben de Lavin'i emzirdim. Üzerine mama da verdim ama hala uyumuyor. Annem onu oyalarken ben de hemen şöyle 5 dakika içerisinde bir makyaj yapacağım. Burada Demir'i götürmeyeceğiz. Normalde diğer çekimde, yani Demir'in yeni doğan çekiminde Atay'la birlikte gitmiştik biliyorsunuz. Aile çekimi falan da yapılmıştı ama bunda şeymiş, sadece bebek çekiliyormuş. Şimdi onu sordum. Normalde Demir'e de götürecektim. Hani hep birlikte fotoğraf çekiniriz diye düşündüm. Hayır, sadece bebeği çekeceğim dedi. Öyle yani, sadece bebek çekilecek bugün. Sonra dedim, bu fotoğrafçılar oluyor ya, fotoğrafçılara gideriz. Böyle siyah beyaz aile çekimleri oluyor ya, İstanbul hatırası gibi. Öyle bir şey yaptırırız dedim. Zaten hastanedeki çekim de böyle çok alelacele oldu. Şeyden dolayı, yani benim ağrılarımdan dolayı. Bir yandan Demir'e zapletmek çok zor. Ama bunda Lavin'imin fotoğrafları olacak sadece. Bana diyorsunuz ya, hani makyaj yaparken mutlaka ki bizimle de paylaş diye. Şimdi ne sürdüm? Şunu göstereceğim. Bu Bobbi Brown'un makyaj bazı arkadaşlar. Ben yıllardır bunu kullanıyorum. Evet, çok pahalı ama yaklaşık bir sene kadar gidiyor. Yani böyle özel günlerde falan kullanıyorum. O yüzden bir sene gidiyor. Onun dışında normal nemlendirici kullanıyorum. Ve Shiseido'nun da şu BB kremini kullanıyorum. Bu hem 50 SPF hem de böyle BB gibi. Yani böyle lekeleri falan kapatıyor. Burada lekeler yavaş yavaş gitmeye başladı bende, doğumdan kalan lekeler. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Bir anda böyle lekeleriniz çıkıyor. Sonrasında yavaş yavaş gidiyor. Bunu güzelce böyle yüzüme yediriyorum. Şimdi ışığı açayım, öyle görünsüz. 5 dakika dedim ama konuşunca bu 10 dakikayı bulacak herhalde çekim. Normalde benim rengim bunun light'ı. Light'ı var, medium'u var, bir de dark medium var galiba. 3 rengi var. Ben light almıştım. Medium geldi. O da yaza denk geldiği için iade etmedim. Bu biraz daha sarı alt tonlu. Ben buğday tenliyim. Yaz aylarında tam oluyor bana ama kışa doğru şimdi bir de açık tonlusunu alacağım. Ya bu ikisi benim vazgeçilmezim makyajda. Hep soruyorsunuz ya, nasıl yapıyorsun diye. Böyle yani, bu günlük kullandığım şeyler, genellikle bunu kullanıyorum günlük olarak. Bunu böyle özel günlerde makyaj bazı olarak kullanıyorum. Sonra
şöyle bir iki çıkan. Kaşlarımı da böyle cımbızla kendim şöyle alıyorum. Böyle yoğun belirgin olanları böyle alıyorum. Bunun dışında iple kendim alıyorum. Bazen de zamanım olursa eğer kuaföre gidiyorum ve size bir şey daha göstereceğim. Bunu mu taksak acaba bugün? Nasıl olur? Bunu takalım bence. İşte gizoşumun aldığı saatte takayım bugün. Şöyle beyaz saat şunu şuraya koyayım. Bunu takalım hemen. Burada kızım da beyaz beyaz giyindi ama orada tabii farklı kostümler giyecek. Pamuk prenses olacak. Zaten kendi prensesim. Çok ısrar etti pamuk prenses olmak istiyorum. Şunu kullanıyorum. Brown'un bu kaş bıyık alma aparatı. Şöyle bıyıklarımı özel bir gün varsa eğer bununla böyle alıyorum. Kaşlarım bir ton daha açıldı fark etmişsinizdir. Yani buraları falan bununla alıyorum. Şu faal bölgesini yine bununla böyle alıyorum. Ama tabii şu an çok zamanım olmadığı için zaten almıştım bu arada. Şu kaşın ortasını böyle sarı olanları şöyle şununla şöyle bir üzerinden geçiyorum. Bu çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Böyle tatillerde vesaire efendim. Su konuşun. Sen de mi istiyorsun? Ben de istiyorum. Annem de buradan izliyor, bir şey görüyor. Ben de istiyorum. Evet, anneme de şey getirtireceğim. Geçen videoda görmüşsünüzdür. Bir yerden, yani bir Instagram hesabından bayağı yüklü bir şekilde peynirdir, işte kaşardır, tereyağıdır bir şeyler sipariş ettik. Annem onu da çok beğendi. Güzel dedi, bana da sipariş ver dedi. Bir onu sipariş edeceğim. Şimdi bunda gözü kaldı. Evet, sonra arkadaşlar benim fix kullandığım... dur. Şunu kullanıyorum. Şampanya rengi Kiko'nun. Bu benim olmazsa olmaz farım arkadaşlar. İnşallah üzerim beyaz dökmeyeceğim ama bunu elle yaparsanız daha güzel duruyor. Şöyle bakın. Verdiği aydınlığa bakar mısınız? Anne sence ben yani küçük yaşta bir meslek sahibi olmak istesem ne olurdum sence? Ya sana kuaförlük demiştim. Evet, ben kuaför olurdum arkadaşlar bence. Yamak göz falan olabilirdim. Elimin en çok yatkın olduğu şeyler onlar. Bazen büyüklerin sözü dinlenmeli. Yo, iyi ki de olmamışım. Niye bir arada iyi ki de olmuşum? Çok zor yani Türkiye olsaydım, şartlarında bir dükkan işletmek falan çok zor. Olsaydım niye demiştim bir ara? Ya olsaydım diyorum ama şu anki yani ben YouTube'u daha çok seviyorum. Turizmciyim aslına bakılırsa. Ama şu anki işim influencerlık. 6 senedir influencerlık yapıyorum. Video çekiyorum. Vloggerım artık ne derseniz. Ama beni bugün bıraksanız hani şu işi yap deseniz ne yaparsın? Ya yine böyle animasyonla ilgili bir şey de yapmak isterim bu arada. Ama böyle geç saatlere kadar değil tabii. Yani çocuklarla ilgili bir şey. Yine sahnede mikrofon yapmak vesaire isterim. Ama zor. Yani iki çocukla çok zor olur o benim için. Sonra ay gözümü nasıl aydınlattım göstermedim. Bakın şurada şöyle açık bir ton. Şurada açık bir ton var. Bununla böyle göz pınarlarıma güzel bir aydınlık veriyorum. Şu aydınlığı görüyor musunuz? Ne kadar güzel gözüküyor. Tabii şu an kirpikte olduğu için daha dolgun dolgun gözüküyor makyaj. Kirpik olmadığı zaman böyle wow bir görüntü olmuyor arkadaşlar. Sonra o kahve tonlarından bakın şöyle göz altlarıma kullanıyorum. Farkı görüyor musunuz? Nasıl gözler iri iri gözüküyor. Bunlar tabii benim tüyolarım. Şu an zaman kısıtlı olduğu için çok bir çekim yapamıyorum. Renkli makyajı çok severim mesela. Animasyondayken bir sahne gösterilerine falan çıkıyorduk o zamanlar stajdayken. Sabah 5'lerde falan provalar başlıyordu. Çok yoğun böyle her gün sahnelerin olduğu bir dönem. O zaman da Antalya'da çok bilinen bir otel var. Adını vereyim, hadi Topkapı Palace var. Orada çalışıyordum. Sahne gösterileri oluyordu. Bazılarına biz de katılıyorduk. Pardon, yok. İlk stajımı Majesty Mirage Park'ta yapmıştım. O zamanlarda yani stajyer falan dinlemiyorlardı. Direkt sahneye çıkartıyorlardı. Fiziği uygun olanları, işte dansa yeteneği olanları.
Ben hepsinde çıkıyordum. Bu arada Nivelin şu kontürünü kullanacağım. Ama normalde başka bir kontür kullanırım. Onu şu an göremedim. İkisini de kullanıyorum ama ya. Şöyle bir burnuma, biraz da şöyle şuralarıma şöyle bir kontür uygulayacağım. Şuraya da uygulayalım. Hadi buraya da uygulayalım. Böyle. İşte o zamanlar böyle renkli makyajlar yapılıyordu. Karograf vardı bir tane. Rus bir bayan vardı. İnanılmaz güzel makyaj yapıyordu. Ondan bazı böyle tüyolar öğrenmiştim. Yani sahne makyajını öğretmişti. Böyle yoğun sahne makyajını daha güzel yapıyorum. Yani biraz da eğitim alsam, profesyonel bir eğitim alsam güzel makyaj yaparım. Yani TikTok izleyenlerin birçoğu makyaj. Orada çok güzel ürünler öneriyorlar. Ben de izliyorum. Hep önüme düşüyor herhalde. Hep onları izlediğim için bilmiyorum. Şöyle bakın. Nasıl oldu? Quatra'nın bu allığını kullanacağım arkadaşlar. Bunu isterseniz göz farı olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da dudak parlatıcısı olarak kullanabiliyorsunuz. Nemlendiriyor aynı zamanda. Bakın. Dudaklarıma da bunu süreceğim bugün. Rujum çantamda çünkü. Bunu dağıtmam lazım. Bunu dağıttık mı? Bence bitti. Çok da koyu olmasın. Şöyle. Dışarıda dedim Tarık bizi çeker. Bu kadar bitti. Günlük şekilde makyaj yaptım. İlaç alacağım şimdi. Biraz ilaç kullanmam lazım. Şunu şöyle yapalım. Saçlarımızı açalım. 10 dakika oldu mu acaba? Video 10 dakika olmuş zaten. Muhtemelen 10 dakikamız oldu arkadaşlar. Vallahi şöyle yapacağım. Olursa. Önce toplasam mı acaba? Saçlarım yavaş yavaş dökülmeye başlayacak. Doğumdan sonra hep böyle olur. O yüzden güzel bakımlar da yapmam gerekiyor. Zaman bulabilirsem. Bunu böyle toplayacağım. Saçlarım düz olduğu için çok uğraşmıyorum saçlarımla. Normalde şimdi zaman olsaydı Dyson'la biraz dalga yapardım ama zamanımız yok. Şunu da şöyle topladığım yerden takacağım. Evet. Hazırım. Nasıl oldum? Nasıl oldum anne? Çok güzel. Zaten güzelsin. Arkasına ben doğurdum diye eklemen lazım. Evet. Onu unuttum. Aslında bu ton anneme de olabilir. Medium ton. Dün hangisi, aslında denedik hangisi? Bunu. Bu. Tamam anne, giderken götürdüm ben. Evet, sahibi çıktı. Yani genelde yazın kullandığım için onların ömrü kısa oluyor. Annem onu kışın kullanır. Ya söylemeyeceksin ya da koyacaksın bir kenara. Anneciğim senin için bunlar diyeceksin. Bir de şunu kullanıyorum fondöten olarak. Estee Lauder'ım. Bunu da çok seviyorum. MAC'in şu Studio Fix'ini kullanıyorum. Normalde fondöten kullanırsam eğer. Ama şu an bir fondöten ihtiyacı duymadım. Bilmiyorum. O yüzden kullanmadım. Sonra detaylı bir şekilde böyle makyaj yaptığım videolarda neyi kullandığımı vesaire akşam rutinlerini göstereceğim. Merak edenler var çünkü soranlar var. Hatta birisi yazmış. Bayağı da bir beğeni almış. Hani aralarda böyle videolarda çektiği. Yaparız. Zaman oldukça. Çocuklar biraz daha büyüsün. Daha ne videolar çekerim ben size. Kızımız uyumuş. Hemen çıkmamız gerekiyor. Kızım. Şurada da içiliyor. Evet geldik Melis'in stüdyosuna arkadaşlar. Kızım bugün böyle pamuk prenses olacak. Bakın böyle hazırlamış Melis teyzesi. Çok tatlı duruyor ya. Buradan bana kostüm seç dedi. Önce bir pamuk prenses seçtik. Gözümden yukarısını çek. Sen seç ya. Gel hayır gel. Sen biliyorsundur bu işleri. Bak şundan. Yani ten rengi çok tatlı. O yüzden evet. Her şey gider. Yani en sevdiğin renkler. Hatta ben genelde şöyle diyorum. Hiç giydirmediğiniz renkleri giydirin. Hmm.
Bence daha tatlı oluyor. Tamam. Bir bak buradan. İçin hangisini siniyorsun? Hani sen bana atmışsın pembeyi ama. Bence bak. Bunlar ne böyle ya? Ona göre şeyini değiştireceğim. Her şeyi açık. Ha böyle yeşiller falan da var. Aslında yeşil mi yapsak? Pamuk prenses kostümünün içinde de sarı ve yeşiller var değil sarı, mi? Sarı, kırmızı, mavi, lacivert. Sarı, kırmızı, lacivert var. Ne olabilir o zaman? Dur. Şöyle bakalım. Yani. Ya böyle turuncu hiç giydirmedik. Dur şu ikisi arasında. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Evet ya. Hep mavi görmekten bıktım ya. Mavi de gözüm kaldı. Çok güzel bir. Öyle mi? Ben şöyle söyleyeyim sana. Belki bir kere falan giydirmişimdir ha. Vallahi ben de bunu yani, çok beğendim. Çok seviyorum, bilmiyorum ya. Hep mavi mavi diyorum ama. Şimdi de mavi giydiresim geldi. Vallahi şunda gözüm kaldı, bir de bunda gözüm kaldı. Bilemedim. Sence hangisi? Bu nasıl durur? Şu koyu mavi de çok tatlı duruyor. Bu da şimdi çok güzel duruyor. En rahatı koyu mavi daha rahat. Çünkü hani diğeri daha tütülü falan. Teninde biraz daha şey durabiliyor, kaşıntı. Bu mu kaşıntı yapıyor? Diyelim. Çünkü boncuklu, dantelli, biraz şey yapıyor. Bu çıkartabiliyor. O biraz daha rahat. Tamam ya, bunu giydirelim. Şey, İngiliz Kraliyet ailesinden Lavin hanım hazırlanıyor. İstediğinle başla. Aa, bunlar ne? Bir yaş şekeri mi? Bir yaş, iki yaş. Bir yaşlı da böyle çok güzel şeyler varmış, bakın. Çok güzel kostümler var. Geliriz bir yaşta da Melis. Evet, başlıyoruz şimdi. Yağmur yağıyormuş galiba. Fırtına var falan diyorlar. Buralara doğru geliyor muhtemelen. Güneş gitti yani. Kapandı hava.
Ama yine bebekle böyle bir iş yapabiliriz. Bakalım deneyeceğim o yapmamı yapmadığımı da. Aç annem kapıyı hadi. Aç kapıyı. Kim gelmiş? Kim o? Kim o? Yukarısı kilitli, yukarısı. Kim o? Çok komik söyledi. Kapıyı kapatman lazım önce. Hadi. Aa! Sesi duydun mu? Kim o? Kim o diyor. Al anne bak. Nereye gidiyor? Gel, gel. Gel, geç hadi içeri. Çıkalım gelmiş. Geçin. Çıkalım gelmiş. Anne bak. Aa! Demire şöyle kurumayan hamurlardan almıştım arkadaşlar. Hamurla oynamayı çok seviyor. Bu o kadar iyi oldu ki. Bir. İki. Bir. Üç. Aa, mami. O ne? Amga. Kamyon. Kamyon de. Anne bak. Anne bak. Bakayım annem. Anne bak. Aa, hamurları onun içine mi koyacaksın anneciğim? Ne güzel oynamışsın sen bugün. Özlemiş, hemen özlüyor beni ya. Evet arkadaşlar, şöyle bir kargom geldi. Dışarıdayken sütümü sağlamak için ya da evdeyken dubleksinin de böyle sıkıntısı oluyor. Bir aşağıda, bir yukarıda, bir oraya götür, buraya götür. O birazcık sıkıntı oluyor. Bu şarjlı bir göğüs pompası. Şöyle. Araba. Oo, arabaların da süpermiş. Benim göğüs pompası çok güzel çekmiyor. Çek ya, bozulmuş artık. 3-4 kişi kullandık onu. Bu böyle şarjı, buradan şarj ediyorsunuz. Dışarı gittiğinizde böyle sünüzü. Düt düt, evet anneciğim. Böyle bir pompa izde. Deneyeceğim bakalım. Memnun kalırsam sizinle de paylaşırım. Oo, oraya mı düşürdün aşkım? Evet, şimdi dikkat çekmeye çalışıyor. Ölce istiyor. Geldim anne. Geldim anne. Anne bak, anne bak, anne bak, anne bak. Bakayım anne. Bu ne? Çöp. Bir tane öpeyim seni. Anneyi seviyor musun? Anne bak. Bir şey söyleyeceğim. Anneyi seviyor musun? Oo, sen ne yiyorsun ya? Fıstıklar mı yiyorsun? Anne bak. Anne bak. Evet arkadaşlar, ikinci gündeyiz, evden çıktık. Oy. şu an full trafik. Antalya trafiğinin bayağı bir yoğun olduğu saatler. Saat 4 gibi böyle başlıyor. Annemlere doğru gidiyoruz. Arkada demirciğim var. Annem bugün pazarı varmış, domates yapacak. Konservelik domates alacak yani. Onlara bakacakmış. Yetişmeye çalışıyoruz. Biz eve geçeceğiz. Annem oradan pazara geçecek. Kızımız da arkada. Önce bir sağlık ocağına götürdüm Lavin'i. Boy ve kilosuna baktırdım. Öyle yani arkadaşlar. Bugün annemlerde kalacağız. Bir iki gün annemlerde kalacağız. Cumartesi günü genel temizliğim var. Ablamız gelecek. Ben muhtemelen Lavin'i alıp tekrardan cumartesi günü eve geçerim. Temizliğin olduğu gün. Demir annemde kalır bir gün daha. Öyle ayarlamaya çalışacağız ama sağlık ocağındaki ablamız şey dedi. Yani dinlenmediğin için dedi, sütün yeterli kadar gelmiyordur dedi. O yüzden dedi lütfen dinlen dedi. Ama işte olmuyor ya. İki çocuk olunca ya, evin işleriydi, yemekti, oydu, şuydu, buydu. Annem bir çocukla uğraşıyor, ben bir çocukla uğraşıyorum. Zor oluyor yani arkadaşlar. Demir, tünele gireceğiz anneciğim. Hazır mısın? Bizimki de tünel hastası. Annem bir de. Bakayım bir hamurlarına. Hamurları. Ya bu emniyet kemeri olayını çok söylüyorsunuz ama asla taktırmıyor. Ben takıyorum açık artıyor. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet ben de çok, yani bu konularda çok dikkatliyimdir arkadaşlarım. Emniyet kemerini çıkartıyor gördüğünüz gibi. Kollarını böyle tık diye çıkartıyor. Onun normalde şişme şeyleri falan, onları da takıyorum. Yok yani bana mısın değil mi? Bir şekilde zorluyor, kendini çıkartıyor yani. Benle alakalı bir durum değil. Ama asla oto koltuğunun dışında başka bir yere oturtturmuyorum Demir'i. Ön koltuk zaten kesinlikle. İşte birkaç kere babaannesini de görmüş. Yakın mesafede annem bindirmiş.
Sonra ben öne bineceğim demeye başladı. Beni buradan çıkart demeye başladı. Hayır dedim, otokoltuğunu bilmiyorsan seni hiçbir yere götürmüyorum dedim. O yüzden otokoltuğuna biniyor. Ama o emniyet kemeri olayını halledemedik yani. Olmuyor. Çıkartıyor geri. Minnoş minnoş. Ben de buradayım. Demir'e havuz kurdu annem balkonu. Şu an balkonda havuzda oynuyor. Benim de biraz edit işlerim var. Onları halledeceğim. Annem şöyle bir nevresim takımı almış. Bana sen kullanır mısın dedi. Benim de böyle bir nevresim takımım yoktu. Genelde benimkiler hep lastikli. Lastikliler daha kolay oluyor kullanımı çünkü. Ama bunun rengini falan çok beğendim. Tonları zaten benim odaya uygun. 240'a 260 galiba double, en büyüklerinden bu. Bunu bir denemek istiyorum. Hatta durun şöyle bakalım Madame Coco'nun. Bakalım şöyle kaçmış. 240'a 260. Annem bunu bir yıkayacak, deneyeceğiz. Eğer olursa yine bu boylarda oradan almaya devam ederim. Görüntüsü de şöyle zaten. Gayet güzel görünüyor. Bu arada ben günde bir kere falan kahve içiyorum arkadaşlar. Hani kahve gaz yapar bebekte falan yazanlar olmuş. Ama günde bir tane içebiliyorum. Böyle bir hakkım var. Doktorumla da konuşmuştum. Ya kahve içmediğim zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Zaten hepsini bitiremiyorum bu arada. Yarım bardak falan bir kahve içiyorum arkadaşlar. O kadar da olsun. Bu sefer mutsuz olurum. Tamamen kahveyi bırakırsam eğer. Zaten geçmişten gelen bir alışkanlığım var. Günde 15-20 bardak kahve içmişliğim var benim. Yani fix belki yemek yemiyordum. Biliyorsunuz o zamanlar ben 46-47 kilolarda falandım. Yani şu an nereden baksanız 15 kilo fazlam var. Hani doğum kilosuyla birlikte. Ama o dönemler baya baya zayıftım, hatırlarsınız. Ne yemek yiyebiliyordum, ne uyuyabiliyordum. Sürekli kahve kahve kahve. Baya bir zayıflamıştım. En kötü zamanlarımda zaten onlar. Ama işte kahvede benim bir bağımlılığım oldu. Yani en kötü alışkanlığım kahve içmek benim. Yapacak bir şey yok. O kadar da olsun. Ay, yatışımı gördüm. Annemle otuş. Kapının hemen girişinde. O annem salça yapacakmış, biber salçası. Şöyle acı biberlerden almış. Babam bugün pazara gitmiş. Pazara gidemedik arkadaşlar. Çok geç oldu saat. Ve Demir'i de yalnız bırakamadık zaten. İkisine bakamazdım. Demir burada suda oynarken. Bebişin de 3 saat daha gelmemişti. Birimiz başında duruyor. Ama ne olur ne olmaz diye. Güzel mi anneciğim su? Sıcak mı? Anne bir daha. Annene bir daha. Anne bir daha. Güzel mi? Anne. Kim yapmış sana bu suyu? Ay burayı bir ıslatmışsın Demir. Her yeri ıslatmışsın. Bak bak bak, bizimin de ayakları değdi. Aman. Ne yaptı? Bebek de mi girdi suya? Yüzdü mü bebek? Ver bebeği diyor ya. Anneannem bir yana. Yok anneciğim yok. Küçük bu giysileri. Daha küçük. Mayosu yok ya, mayosunu alalım mı bundan sonra? O daha yüzmeyi bilmiyor senin gibi. Büyüsün öyle birlikte yüz. Seneye birlikte yüzersiniz. Çok güzel. Güzel mi su? Sıcak su kötü olur mu? Anne, sıcak yapma. Ne o? Vinç mi? Onu kim aldı sana? Kim aldı? Anne. Havuzu kim aldı? Havuzu kim aldı? Annenin adı ne? Anne. Annenin adı ne? Cingan. Bir daha söyle. Cingan. Bana cingan diyor. Anne cindan diyor. Cindan. Ceylan da anneciğim bir. Cindan değil, Ceylan. Cingan. Ay, ülke gündemiyle alakalı çok fazla konuşmuyoruz arkadaşlar. Bir de burada canınızı sıkmak istemiyorum. Ama ben de haberleri yakından takip ediyorum. Özellikle şu Narin olayı. Onunla alakalı haberler vardı. Onları izledim. Ay vallahi. Küçük bir kız çocuğu. Kaybolan küçük bir kız çocuğu. Diyarbakır'da. Hala haber alınamıyormuş. Bugün 9. gün. En son 3 yaşında Leyla var. Ona kadar üzülmüştüm. O kadar üzülmüştüm ki çok ağlamıştım onda. Şimdi de 8-9 yaşlarında bir kız çocuğumuz yine kayıp. İnşallah sağ salim bir şekilde bulunur. Çok üzülüyorum ya. Gerçekten böyle haberleri izlediğim zaman inanılmaz şekilde yıpranıyorum. O yüzden buraya çok fazla yansıtmıyorum. Bu
tarz gündeme ait haberler, hani sizin de canınız sıkılmasın diye. Zaten izliyorsunuz, sıkılıyorsunuz orada. Günlük hayatımızda olan şeyleri aktarıyorum size. Şimdi bir kahvemi içeyim, editimi yapayım. Haber izleyeceğim bugün. Haber izleyesim geldi. Demir, sen annenin adı ne? Annenin adı ne? Dünel. Neymiş? Bir daha söyle. Babanın adı ne? Kadın. Annesinin adı Cinda. Uykun gelmedi mi şampiyon? Saat kaç? Abi, abi. Ne oldu abi? Tamir mi edeceğiz? 9.30 uykusu geldi herhalde onun. Hayır. Emin misin? Her şeyde oynamak istiyorsun. Ne yapalım? Göbek mi atalım? Yatıyoruz de. Demek. Oynayacak ya. Mısın? Ne oynayalım? Ambo. Başka? Hay. İşin gücün oyun ya. Evet arkadaşlar, bebiş uyuduğu sırada ben de editimi hallettim. Demir'le birazcık oynayacağım, sonra onu uyutacağım. Hiç 5 dakika durmayayım. Annem onun peşinde, ben burada bebekle uğraşıyorum. Kızım uyanıyor. Evet arkadaşlar, bu videoda hem yeni doğan çekimimizi izlediniz, hem de günlük böyle vlog olarak elimden geldiği kadar vloglamaya çalıştım sizin için, kısa kısa da olsa. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.